caddelere, mahallelere, pek çok esere konulan isimler de bu anlayışın yansımalarıdır. Çünkü milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destan öyle sıradan bir darbe teşebbüsü ve onu bastırma hikayesi değildir. 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki 1000 yıllık mücadelemize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızın her karış toprağını nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmek gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle bir kez daha hayırla yad ettiğimiz İstanbul'un fethinin manasına vakıf olmak gerekir. Kalkışmasının hainlere karşı insanımızın dik duruşunun 4. seneyi devriyesi. Rabbimden dileyim, inşallah böyle hainlere, böyle zalimlere, böyle ihanet şebekelerine bir daha fırsat vermesin. Darbe kalkışmasının başladığı ilk andan itibaren haber alır almaz partimizin önünde toplandık. Gerçekten ihanet şebekesinin tahayyül edemeyeceği bir kalabalık, kararlı bir kalabalık vardı. Bu aziz millet düşünürün söylediği gibi tarih tekerrürden ibarettir derler. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi dediğini 80 ihtilalinde, 28 Şubat'ta 60 ihtilalinde ders almış olacak ki Sayın Cumhurbaşkanımızı, reisimizi hainlere yedirmedi, dik durdu, diklendi, hainlere geçit vermedi. Çok değerli Afyonkarahisar hemşehrilerim, bugün 4. yılı idrak ettiğimiz 15 Temmuz demokrasi ve milli gürlük vesilesiyle sizleri sevgiyle, muhabbetle ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Şanlı tarihimiz boyunca birçok eşsiz zafere imza atan Necip milletimiz 15 Temmuz gecesi kanıyla, canıyla dünyada örneği görülmemiş bir kahramanlık destanına imza atarak iradesine sahip çıktı. Tanklarla, uçaklarla tam bir birkaç işgal kalkışması içerisinde giren hainlere İstiklal Marşımızın milli şairi Mehmet Akif'in deyimiyle "Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın siper et bu gövdeni dursun bayağısızca akın" diyerek gövdesini siper etmiş ve bu hain emelleri gerçekleştirmesine engel olmuştur. Hain FETÖ terör örgütü mensuplarınca devletimizin bekası, milletimizin bağımsızlığı ele geçirilmeye çalışıldı. Fakat bu asil millet buna izin vermedi. Tankların önüne geçti, kurşunların önüne atladı. Ama en büyük namusu bildiği bağımsızlığını teslim etmedi. O gün Türkiye'de sokaklara çıkan her bir fert yüzbaşı Agah'tı. O gün hanım kardeşlerimiz Nene Hatun'du. Seyit Onbaşı'ydı diğer kardeşlerimiz. O gün başka bir geceydi.